Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler. Ubuntu işletim sistemini arkadaşlar tekrardan güncelledim. 2021 6. ay, yani Haziran ayı, bu ayın 27'si tarihli olarak. Yeni güncellemeler yaptık. Sistemi tamamen baştan aşağı güncelledik. İçerisine Windows 10, 10 ve 11'in wallpaper resimlerini koydum. Windows 10 simge paketini koyduk arkadaşlar. PlankTalk, işte Compis Vision vesaire vesaire temel olan uygulamalar içine koyduk. Şimdi giriş yapayım ben sisteme. Şu an oturum kapalı. Kendi adım ve soyadımla hesap tanımladım. Murat Atıcı olarak. İlk masaüstü bu şekilde gelecek arkadaşlar. Live olarak çalıştırdığınızda veya kurduktan sonra fark etmiyor. Üst tarafta gördüğümüz üzere PlankTalk. Buraya uygulamaları, kısa yolları böyle sürükleyip bıraktığınız zaman hızlı ulaşmak için buradan işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ben yani sadece gösterme amaçlı şey yapıyorum. Dolayısıyla siz kendiniz bunu isterseniz buradan çıkarma yapabilirsiniz. Farklı uygulamaları buradan bu şekilde sürükleyip buradan üstüne bıraktığınızda tutar arkadaşlar. Tarih saat burada. Bu belgeli şeyleri, Tuner'ın işte dosya yöneticileri açıldığında veya uygulamalar açıldığında masaüstü göstergesi de sağ dibe aldık arkadaşlar. Burada bu şekilde. Da yani Windows'tan Linux işletim sistemlerine geçişte aşinalık giderilmesi açısından bu işletim sistemini uzun yıllardır ben destekliyorum. Bu sefer içine Wine koydum, Wine Tricks de koydum. Wine Tricks üzerinden Exe, MSI vesaire Windows uygulamalarını da kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Settings Manager, yani denetim masasına. Ben İngilizce arkadaşlar, global dilde geliyor ama siz kurulumda Türkçe'yi seçtiğinizde bütün sistemin geneli Türkçe olarak gelecek arkadaşlar. Hani burada yadırgamayın, yani burada İngilizce olmasını. Sistem normalde dünyadaki birçok dile destek veriyor arkadaşlar. Settings Manager'a tıkladığımızda burada ayarlar penceresi geliyor arkadaşlar. Bildiğimiz üzere standart. İşte hakkımda kısmı var. Desktop düzenleme, ikon simge vesaire düzenleme ayarları var burada. Ben birkaç tane ikon simge paketi de koydum Windows 10'un haricinde. Hatta değiştireyim bir tanesini. Böyle dileyen farklı ikon simge paketlerine geçiş yapabilir. Ben burada biraz şey yaptım. Fazla koydum ki hani değişikliği sevenler için. Fon paketi ayarında Liber Nation Sans Regular olarak bıraktım. Normalde Ubuntu olarak geliyordu. Onun haricinde Startup arkadaşlar, Session and Startup, yani başlangıçtaki servisleri buradan aktif edip veya deaktif edebiliyoruz. Neden bunu gösterdim? Çünkü arkadaşlar Compis Vision bu pencere efekti uygulaması burada. Ben bunu varsayılan olarak açmadım. Startup dileyen açtığı zaman, hatta açalım şimdi. Tikliyorum arkadaşlar. Bunu tikledik. Oturumu kapatıp açacağız şimdi arkadaşlar. Sanal makinenin bu güzel tarafı var tabii ki. Şey yapıyorum. Şimdi oturumu kapatıyorum arkadaşlar. Logout yapıyorum. Şimdi tekrar giriş yapacağım. Yani Compis Vision'un nasıl çalıştığını görmeniz bakımından arkadaşlar. Şu anda Compis Vision sağ altta göreceğiz. Mavi olarak çıkacak arkadaşlar burada. Evet, geldi arkadaşlar. Buradan üzerine sağ tıklayıp, pardon, sağ tıklamıyoruz. Normal tıklıyoruz. Select Windows Manager diyor, gördüğümüz gibi. Compis'i aldığınızda sistem efektli olarak yani 3D özelliği de var daha doğrusu. Bunu hemen tıkladım. Şu anda aktif ettim Compis'i. Göz kırptı böyle. Açalım bir tane sayfa buradan. Gördüğümüz gibi pencere efekti bu şekilde. Aşağı şimdi çekeceğim. Gördüğümüz gibi gidiyor, geliyor, kapanıyor vesaire. Bunun üzerindeki ayarlarından, Settings Manager, yani Compis ayarlarından dileyen 3D küp şeyini, özelliğini açabilir burada. Açalım bir. Klavyemizden Ctrl, Alt, mouse'umuzun sol tuşuyla kendimiz çevirebiliyoruz arkadaşlar küpü. Neden çevirmedi? Bakalım, masaüstü
ayarlarını yapmadık tabii daha ameliyatında. Desktop size 4. Tamam, doğru. Bakalım. Belki de sanal makine olduğu için de olabilir. Denemedim daha önce çünkü. Bakayım şurada neler var. Vermiyor efekt. Şuna tıklayalım. Şu neymiş? Bu şey. Yuvarlak çember şeklinde. Bir de reload yapalım bir. Reload Windows. Belki şimdi devreye girer. Evet, girdi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim gibi küp işaretlerini, simgelerini işaretlediğinizde şu işaretleri, burada küp haline Ctrl Alt klavyeden sol mouse'un sol tuşuna bastığınız aynı anda Ctrl Alt mouse'un sol tuşu böyle üçgen 3D küp olarak masaüstünü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan değiştiriyorum. Şimdi sanal makinedeyim, böyle biraz farklı çalışıyor ama gerçek makinede böyle değil tabii ki. Şimdi bunu Compiz'den normale geçeceğim şimdi. Yine tekrar tersini yapıyoruz. Select Windows Manager XVM 4'ü seçtiğimizde simgelerimiz ve pencere yapılarımız aynı eski haline geliyor arkadaşlar. BLC Player'i koyduk. AnyDesk'i koyduk arkadaşlar. Bunları işte standart temel olan uygulamaları koymaya çalıştım. Bu PlanTalk şey uygulama falan açıldığı zaman mesela otomatik kayboluyor. Bunları kapatalım şimdi. Şimdi tekrar geldi. Shopee'yle açalım. Masaüstü duvar kağıtlarını göreceğiz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada dileyen istediğim duvar kağıdını, hatta bunu kapatalım. Sağ tıktan Desktop Settings, masaüstü özellikleri. Buradan da dileyen kendine göre masaüstü resimlerini seçer arkadaşlar. Ben birden fazla resim koydum. Çeşitlilik açısından. Dileyen farklı resimleri seçer, kullanır. Windows'un kendi resimleri de var arkadaşlar. Burada. Pırıl pırıl resimler arkadaşlar. Hepsi de Full HD. Gerçekten göze hoş görünüyorlar. Vesaire. Neyse, uzatmayayım ben bu kısmı arkadaşlar. Ben seçelim bir tane. Şunu seçelim. Tam deminki gibi. Bu Windows 11'in biliyorsunuz malum son çıkan işletim sisteminin wallpaper'ı. Ben bunu kullandım. Hoşuma gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sistemi kurduk veya şey, update yapmak istiyoruz ki yapmamız gerekiyor. İlk önce update yapın arkadaşlar. Update işleminden sonra software yazılım kullanımlarınızı yapabilirsiniz. Snap Store içeriyor. Bunu da koyduk. Buradan, bu mağazadan da program uygulama yükleyebilirsiniz. Evaluation Mail istemcisi koydum. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Grafikte Document Scanner zaten standart geliyor. Pinta koyduk. Onun haricinde Shopware koyduk arkadaşlar. Multimedia'da VLC Player, Audios, Müzik Player, Vocal Secure ekran kaydı yapan. Bu Audios, Müzik Player, Winamp'ı andırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kullanmanız gayet rahat. Müzikleri üstüne sürükleyip bırakın. Pırıl pırıl bir sese sahip arkadaşlar. Gayet güzel bir Müzik Player. Onun haricinde mesela sayfada açtığınızda işte burada şey var, masaüstü göstergesi de var. Burada da var aşağıda arkadaşlar, aynısı. Köşeye, aynı Windows'taki gibi. Dileyen bu şekilde de kullanabilir. Şeye bakalım, Task Manager'a bakalım, RAM kullanımına bakalım. Şu anda tabii kayıt falan yapıyorum, sanal makine üzerinden çalışıyor vesaire. Yani işlemci %2, %3. RAM'de 4 GB vermişim. 907 MB falan harcıyor. Gayet ideal yani arkadaşlar. Şu an işte sanal makine üzerinden bir de. Normal şartlarda 500, 550, 600 real kurulduğu zaman RAM o şekilde harcıyor arkadaşlar. Google Chrome koyduk arkadaşlar. Biliyorsunuz Flash, Java vesaire alt bileşenlerin desteği bakımından ve yaygınlığı bakımından bu tarayıcıyı daha çok kullanma, yani kullanan sayısı fazla olduğu için dolayısıyla ben bunu şey yaptım, koydum. Versiyonuna bakalım şuradan. Google Chrome arkadaşlar 91.044.72.114 Official Build 64 bit arkadaşlar. Buradan gnu/linux/tr/tr.blogspot.com'a girelim arkadaşlar. Ya tnstr.com'a gireyim.
Deneme yapıyorum arkadaşlar tarayıcıyı. Daha yeni açtım arkadaşlar. Şuradan da şey YouTube'a girelim. Birkaç tane açtım. O üst üste açtık herhalde. Bakalım YouTube. Neyse buradan da kapatalım bunu aşağıdan. Kapatalım. Buradan yeni tab'dan açalım. YouTube kontrol enter dedik. Evet, Facebook'a girdik. Tianstr.com'a girdik. Tianstr.com'a. Burada da Linux platformu özellikler bölgesinden, platform bölgesinden Linux işletim sistemlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şu anda konusunu açtık. Ben videosunu şu anda çekiyorum tabii ki. İlave edeceğim. Facebook, YouTube işte vesaire. Bakalım bir video açalım bir tane. Deneme yapıyorum arkadaşlar. Videoyu açmadı şu an. Evet, şimdi geldi. Evet arkadaşlar, şu an çalışıyor video. Herhangi bir sorun yok. Sanal makinede ses kapalı olduğu için tabii şu anda ses yok. Evet. Yani test ettik. Problem yok şu anda. Kapatalım bu programı. Onun haricinde sistem altında arkadaşlar Gparted, Synaptic Packet Manager, ondan sonra Snap Store'u görmüştük. Village Bitli arkadaşlar, sisteminizi temizlersiniz arada bir. Private deyip yani tarama yapıp clean dersiniz, sisteminizi temizler arkadaşlar. Oldukça hızlı ve pratik bir uygulama. Gerekli alanları ben seçtim. Dilerseniz kendinize göre gerekli alanları derleyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Fazla anlatacak bir şey şu anda sanıyorum çoğunu anlattık. Belgeler dizini bildiğimiz gibi. Bilgisayar dizinde sürücülerinizi falan görüyorsunuz arkadaşlar. Diskler, USB diskler vesaire. Çöp kutumuz standart. Web support koydum arkadaşlar. Burada tianstr.com, my blog page yani gnu.linux.tr.blogspot.com, YouTube channel arkadaşlar. Benim YouTube kanalım burada. Tıklayalım şimdi. YouTube kanalıma girdiğinizde dilerseniz hem videolarımı izlemiş olursunuz. İsterseniz abone olun. Tabii ki sevinirim. Kullanmış olduğunuz işletim sistemi ile alakalı yorumlar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ben de online olduğumda yardımcı olurum. Ben ondan belki uzman arkadaşlar olur. Katılımcı, yorumcu. Onlar yazabilirler sorunuza cevap. Dolayısıyla yazın arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz olursa YouTube üzerinden, kanalından direkt yazabilirsiniz bana arkadaşlar. Bunu da koymuş bulundum. 3 tane kısa yolu, internet kısa yolu. Bunlar text işte editör. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Koydum. İsterseniz masa üstünden silebilirsiniz. Fark etmez. Ben koydum ki hani birisi bir şey sormak istediği zaman, bilgi almak istediği zaman rahat ulaşsın diye internet kısa yollarını koyduk arkadaşlar. Not alma uygulaması, notlar, işte mousepad filan bakalım. Sistem çok stabil arkadaşlar. Oldukça rahat çalışıyor. Memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu Planktok'u istemeyenler şey yapabilirdi arkadaşlar. Yani Quiet'ten çıkabilir. Sistemini kapatabilirsiniz. Startup Session biraz evvel gösterdiğim yer Startup'tan. Burada Planktok'un başlangıcı da var gördüğünüz gibi. Tiki çıkartırsanız üstteki bar bir daha gelmez. Dileyen istemiyorsa buradan çıkartabilir. Hatta kompizi de kapatabilirsiniz. Rağmen işlemci yemesin diye. Normalde fazla harcamıyor ama efekti istemeyenler olabilir. İsterseniz zaten kapalı geliyor. Açarsanız da buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yazıcı, Bluetooth, işte kullanmadığınız servislerde varsa vesaire. Mesela burada yazıcıyı ben çıkartmışım. Kullanmadığım için çıkarttım. Yani RAM işlemciyi servisleri meşgul etmesin diye. Buradan kendiniz ekran koruyucuyu ister aktif edin ister deaktif edin fark etmez. Evet arkadaşlar şimdilik Ubuntu 2021.6 işletim sistemini inceledim. Temel olan şeyleri göstermeye çalıştım. Yani kullanımı neredeyse Windows'a çok yakın. Yani Windows Ubuntu %80-85'e yakın Windows'a benzerliği var. Kullanım olarak işte rahatlık olarak sistem hani kullanım rahatlığı olarak Windows'tan Linux işletim sistemine geçişleri kolaylaştıracak şekilde dizayn ettim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar.
Yine yenilemek gerekirse yorum ve görüşleriniz olursa arkadaşlar kanalıma abone olun isterseniz. Videolar altından yorumlar yapabilirsiniz bana. Ben de elimden geldiğince gayretle yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar hepinize. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.